Saat 7 Türk, Türk Saat'te yayın hayatına başlayalı 5. yılını kutluyor. 5 yıl önce Türk Saat'te başlayan yayın bir mucize olarak tanımlanırken, bugün ise Tanrı Saat 7 Türk ve izleyicilerine sadık kalmaya devam ediyor ve ekilen tohumların meyvelerini alıyor. Saat 7 Türk, Türk Saat'teki yayınının 5. yılını kutluyor. 5 yıl önce Türk Saat'te başlayan yayın bir mucize olarak tanımlanmıştı. Saat 7 Türk Genel Müdürü Melih Ekener, 83 milyon kişiye tek tek ulaşmak imkansız. Ancak biz geçen 5 yıl içinde televizyon aracılığıyla binlerce insana ulaşabiliyoruz ve bunun meyvelerini de görmeye başladık açıklamasında bulundu. Ve geçen 5 sene içinde izleyicilerin oranının her yıl %49 artmasının ayrı bir lütuf olduğunu değerlendirdi. İzleyici ilişkileri 2015 yılında 1211 kişinin Saat 7 Türk'le iletişime geçtiğini ve 4 sene sonra iletişime geçen kişi sayısının 18.100 olduğunu belirtti. Saat 7 Türk'ü arayan izleyicilerin en çok dua isteğinde bulunduğunu belirten izleyici ilişkileri, Hristiyanlık hakkında çok fazla sorunun geldiğine de değindi. Tüm Hristiyan mezheplere hitap eden Saat 7 Türk'ün devlet uydusunda olması, Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar için çok önemli. Türk nüfusunun %1'inden daha azını oluşturan Hristiyanlar, özellikle medyada zayıf bir şekilde temsil ediliyor ve Hristiyan inancına ilişkin yanılgılar oldukça fazla. Saat 7 Türk, Türk uydusunda yayın yaparak Türkiye'deki Hristiyanların sesini duyuruyor ve kültürlerini, geleneklerini ve inançlarını anlamalarını sağlıyor. Günaydın, günaydın, günaydın güzel insanlar. Yeni bir günden. Engelsiz Yaşam programından herkese merhaba sevgili seyirciler. Kadını daha fazla utandırmamak için bulunduğu ortamda zaten müthiş aşağılanmış bir durumda olduğu için de neredeyse dikkati dağıtmak için bunu yaptığını bile düşünüyorum. Çünkü Mesih'in karakterine çok yakın bir açıklama olarak geliyor bu bana. Hristiyan inanç esaslarına göre kutsal kelam ışığında Tevrat'ta başlayan, Zebur'la devam edip İncil'e nihayetlenen bu kutsal kelam ışığında olaylara, günlere, kendimize, Tanrı'ya bakmaya çalışıyoruz efendim. Ankara Azize Teresa Kilisesi'nden Peder Alexi Dolcet bugün bizimle birlikte olacak. İsa'ya, Tanrı'ya yani bu şekilde yani daha çok yakın oluyoruz. Hı-hı. Çünkü söylediğim gibi ibadet amacı budur. Merhaba, Öz Savunma'ya hoş geldiniz. Bir kadının kendisini savunabilmesi için, öz savunması için önce ne gerekir? Öncelikle kadında ne gerekir? Önce kadın birey olduğunun farkına varmalı ve kendi kıymetinin farkında olmalı hocam. Aslında bizim hayatımızda da olduğu gibi bizim efendilerimiz ne paradır, işte refahtır, daha iyi olayım, daha saygın olayım gibi şeyler. İsrail halkı da bunu yapıyor. Müjdenin kendisi yani İsa'nın diri dişi bize bir umut sağlıyor. Umut kaynağı oluyor. Tanrı'nın sevgisi ve esenliği hepinizi sarsın. Sevinçler çoğalsın, dualar yanıtlansın. Evetler, hayırlar, sessiz bekleyiş zamanları da tarafınızdan minnetle karşılansın. Laodikya Antik Şehri'ne hoş geldiniz. Bugün turumuzun bu bölümünde Laodikya'dayız. Birazdan çevrede göreceksiniz. Çok büyük bir antik şehir var burada. Sevgi kaba davranmaz, sevgi kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez diyor arkadaşlar. Özel otlarınızı kendiniz yiyip kendinizi tedavi ediyormuşsunuz. Kesinlikle. Bizim özel otlarımızı da bizim özel doktorlarımız yapar. Kafa benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Bir mutfak, bir hikaye Erzincan lezzetleriyle devam ediyor. Kullanabileceğimiz bir lezzet yemeklerimizde. Evet, biraz kırmızı biber belki olabilir, pul biber. Kilise, kilise önderleri, devlet büyükleri, eşler, anne, baba, her şey bir harmoni içerisinde. Tanrı bunları o uygun şekilde nasıl yönetebileceğimizi göstermişti. Mesedilerin Davut'un soyundan çıkacak olan güçlü kurtarıcının kim olduğunu görüyoruz. Her birimizin içinde İsa Mesih'in karakterini şekillendiriyor. Yani bizleri yeniden yaratıyor. Her şey görünenlerden ibaret. Ötesi ise koca bir hiçlik. Bilginin hiçlik olarak tanımladığı yuvaya dönüş için yürekteki tarifsiz özlem nasıl yok sayılabilir? Gece gündüz tapayım sana. Gece gündüz en kutsal yerde. Gece gündüz tapayım sana. Gece gündüz en kutsal yerde.